Güppüs güneşli bir günden merhaba, biz geldik. Oley lay 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 lay. Güzel havaları seviyorum, doğayı seviyorum, o yüzden burada çok mutlu oluyorum. Bilmem anlatabildim mi ya da anlatmama gerek var mı? İlk defa sizinle birlikte şu anda bahçeye çıktım. Hava çok güzel, kuşlar ötüyor. Hafif esiyor, esmeyeydi iyiydi, esince azıcık üşütüyor. Neyse şimdi bakacağım ne olmuş ne bitmiş. Çiçeklerim, saksılarım hep kurumuş, onlara su vermem lazım. Şimdi kamerayı öteki tarafa çevireyim, beraber bahçemizi gezelim, çok özledim. Aha da baklalarım kocaman olmuş, kocaman. En son giderken böcek vardı, hala var. Bakın bak, kırmızı kırmızı böcekler var, görüyor musunuz üstünde? Ama hiç şey yapmadım. Bilmiyorum, bir zararı olur mu acaba? Engeli olur mu şeye? Meyve oluşumuna. Bakacağız ona, duruma göre. Maydanozlarımda herhangi bir gelişme yok. Olur onlar da zamanla. Belki seneye şey olur. O kadar yağmur yağıyordu filan. Şu aradaki otları sökmem lazım. Hemen sökelim mi beraber? En sevdiğim şey ot yolmak. Bak bak, şunları yolalım. Acaba seranın içi ne oldu ya? Merak ediyorum. Ben ot yolarken mutlaka Herkül geliyor. Top atlıyor bana bak. Topunu getirdi, buraya koydu. Mutlaka yani. Ona sanki görevim yani. Ona top atılmam lazım. Eğer şey yapıyorsam, ot yoluyorsam. Yok, toprağın altı yaş. Hem de bu, böylelikle bunu kontrol etmiş olduk. Şu dereotu mu acaba ya? Değil herhalde. Bilemedim. Ona sonra bakayım. Ay. Ay bayağı otlu. Aa, şunlar da çiçek açmış, dipteki şeyler. Onları bağlayayım ota. Bahçe azıcık ihmale gelmiyor ya, yemin ederim. Seraya bakalım. Üşüdüm üşüdüm. O kadar da sıcak değilmiş hava. Esince üşüyoruz. Aa, hıyar. Aa, 2 tane salatalığım ölmüş. Geçmiş olsun. 2 tanesi de. Burası çok şey. Bakayım. Uzun çerilerim fena değil. Bir sulamak lazım. Hemen bir sulama işlemi yapayım. Şu saksılar falan bak pörsümüş. Şunları sulayayım. Bunlar sararmış. Bunlar hiç uzamadı ya. Yeni yapraklar vermiş de. Gübre de koymuştuk ama işte ya çok sudan ya şeyden, daha tam ortam şartları şey değil. Soğuk hava. Ortam şartları. Oo, marullarım kocaman olmuş. Huu. Biber vermiş. Dararara. Biberlerim. Bir sürü de çiçek. Çiçek açmış. Şu ebe gömeciyi sökelim. Burası sıcacık bu arada. Allah, şuna bakın. Burada da biber var. Aman da severim ben sizi. Aman. Aman da aman. Biliyor musun ne var? Ne var baba? Yiğiter yengemle bir kere suladık. He. Su istemez dedi, zart dedi, zurt dedi. Ben de anladığım bir şey değil. He. Çiçek açmış, şey değil dedi. Dibi dedi, yaş dedi. Dibi yaş, ben de elledim. He. Dibi vallahi yaş, marullarım kocaman olmuş, muhteşem olmuş. He. Da biberler çok şey değil. Biber veriyor, çiçek de vermiş ama öyle... Serpilmemiş değil mi? Sanki serpilmemiş, biraz büyümemiş. Şey de serpilmemiş ama saksılara su vermek lazım. Şey de serpilmemiş. Ha, şunları diktiydim en son videomda. Bunlar da hafif yaprakları sararmış ama ölmemiş. Hala ayakta. İnşallah bir şey olmaz günde bunlara. 2-3 sefer şey yapıyor. Pembe tarla domatesi bunlar. He. Kontrol mü ettin babam? Havalandırıyordum. Yengem öyle dedi. He. Nemlenmesin, şey olmasın dedi. Hı-hı. Sabah açıyordum öyle işte bu saatlerde. Hı-hı. Ondan sonra da kapatıyordum. Teşekkür ederim. Çok. Akşamüstü de. Yaş. Sadece saksıları sulayacağım. Şunları sulayacağım şimdi. Bir de balkondaki çiçekler, saksılar şey. Burayı da suladım. Hortumu çektim de suladım. Hı-hı. Ama onları her gün sulamak lazım artık. Ne oldu tabii. Şuna bak ya, marullarımız süper olmuş. Akşam salata yapalım. Yapalım. Almadın değil mi pazardan? Yok, parayla? Almadım, almadım. Alma dedin, almadım. Yoksa eyvallah, vallahi alacak. Yok alma, baksana dolu var. Bilal'a teşekkür ediyoruz buradan. Ben bir yeşil soğan toplayayım. Şeye. Oo, sarımsaklarımız da kocaman. Bunlar sarımsak. Bak mesela seranın dışındaki sarımsaklar o kadar güzel olmadı. Bunlar çok güzel büyümüş. Süper. Dışarıdakiler nasıl? İşte. Bak şunlar da sarımsak. Her yere sarımsak diktim. O kadar güzel oluyor ki. Bir diş koyuyorsun, bir baş alıyorsun. Şu harika. Şu uzunlardan mı sarımsak? Onlar pırasa. Şu 2-3 tanesi pırasa, uzunlar. Pırasa aldın mı? Aldın. Biliyorum, onları da eklerim, pişiririm. Şu küçükler kalsın. Araya kaynatırım. Şunu da tohuma kaçırttım. Soğan var orada. Gene tohum ekerim. Tohumdan soğan yaparım. Şunlar tohumdan büyüttüğüm soğanlar. 3 tanesi yeşermiş çıkmıştı bir karış, oraya dürttüm şeyin. He. Tamam. Bunları toplayalım, yeşilsin. Çuvalları da alacağım oradan. Tamam. Burayı rahatlatacağım. Olur, iyi olur. Yazın çünkü domates ekeceğim buraya. Yok. Lazım bana. He. Yer lazım. Hallederim, belki bugün alırım, bakayım ben. Tamam. Şöyle birkaç tane yaprak toplayalım ki dürüm yapalım. Güzel meyvesinin de kafası kararmış ya. Don mu yani? Ne oldu? Oley! Melis bize kahvaltıya geldi. Yengem geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Daha yeni görüşüyoruz şu an. Seda, bir şey ne yapabilirsin? 20 derece şey yapmış. Ney? Böyle derler ya, 180 derece döndü diye. He. 180 derece dönebiliyorum artık. Hı. İyi. Dönebiliyorsun. Böylelikle artık şeyi çözdün. Bayağı geometriyi çözdün. Evet. Hepsinin açılarını falan. Açılar önemli. Falan harika. Şuna bak, yatıyor burada. Aşkım, otur. Hadi sen oturun. Bebeğe takviye çıkaralım. Aa, bizimkiler gidiyor. Edü ile Büdü. Edü ile Büdü. Lila da gidiyor. Çok tatlılar. Evet. Aşıklar gidiyor. Neye gidiyorlar? Bok yapmaya. Sizi çekiyordum. Diyorum ki aşıklar gidiyor. Neye gidiyor? Bok ya. Boka gidiyor. Aşkımız nerede? Bokun içine gidiyor. Bayağı bir bok videosu birikti. Lan bir ses geliyor ama. Herhalde tarla, aman şey bulmasın. Tarlanın içinde birileri var herhalde. Onlar bir şeyler yapıyorlar diyorum. Ondan sonra dayanamadım artık, bağlasım geldi. Tövbe estağfurullah. Koşa koşa yetiştim arkanızdan. Çok güzel görünüyordu. Sarılmışsınız, gidiyorsunuz. Bir yandan da Manşi ile Lila da geliyor. Çok güzeldi ama ben şimdi aşıkla ayırmış gibi oldum la. Yok la. Olmadı la. Lan. Yayan gidelim dedik. Traktörüne gitmeyelim dedik. Manşiyi geçmezsek Manşi bizimle geliyor. He. Manşiyi geçersek eve geriye dönüyor. Hı. Küçüğü yiyip de depoladıklarını şimdi eritmemiz lazım. Tabii. Ben halimden memnunum diye işte. O kadar iyi bir çift böyle depo yapıyor. Sera çalışmaları başlıyor işte. Onun aynen inşallah. Toprak aldıracağım şimdi zaten. Solucanlar için ayırdığım mamalar vardı. Hep kazanlarda yapıyorduk ya. Evet. Şimdi onlardan çıkartıp ilk ekimde zaten onlar çok güzel gübre oldu. Hı. Onu kullanacağım. Toprağa karıştıracağım. Tüple falan yaparken. Tamam. Daha sonra toprağa verirken de solucan gübresi koyacağım altına. Hı. Üç arkadaş buluştular. Buluştular. Hadi. Dükkan açıldı. Haydi bakalım. Şimdi senin yaptığın gübreyi sereceğiz. Yok mama. Gübre değil. Solucanlara yaptığın mamayı sereceğiz. Ha. Tamam. Sen biraz da karıştıracağım. Ya bana da talaş lazım ya. Çay mı? Bunlar çay değil mi? Ha. Çayları serdin, kurutuyor. İşte geçen gün bir remork talaş aldım geldim. He. Yarım bir tıra. Aa, çıkmış içinden. Odun çıktı. Baksana biraz. Neyse biraz yakarız oldu. Olsun. He. Bak Serhat abi buraya Rayglass otu ekti. Bunlar uzayacak. Ondan sonra bunları balyalayacak, saman yapacak. Kışa, öbür kışa. Şurada da yazlıklar da varmış. Daha bura bak full ot böyle. Acayip. Yani şey lazım. Böyle ekmek lazım. Yoksa zor. Yerin olacak da ekeceksin. Yoksa nereye ekiyorsun? Şu güzelliğe bak ya. Harika ya. Bu aslında gübre olarak kullanılabilir ama tabii. Biz bunu ekstra bir de solucanlara yediriyoruz. Aslında solucanların olması. Solucana daha da, solucandan çıkınca daha da bir şey, verimli gübre oluyor. Tabii. Yoksa bu normalde zaten inek gübresi var. İnek gübresi. Yanmıştı. İçeri bir sürü de malzeme kattım. Hı. Ondan sonra fermente etmiştim. 2 yıllık gübre bu. Oo. Şimdi bunlar altın değerinde. Kuruduktan, evet şu anda öyle. Çok pahalı ve çok kıymetli. Şu anda o yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani. Doğru. Kendin gübre yetiştirebiliyor olmak gerçekten tabii. Şey. Yani kişi olarak şu an herhalde en zenginlerinden biriyim. Maşallah diyelim. Maşallah. Evet. Yani o da gübrem olduğu için, ekilecek yerim olduğu için. Aynen. Kendi az önce ben de onu dedim. Yok baba, güzelim ben şu kuru çayı toplayalım şöyle. Kesinlikle ve güneş oldu mu? Benim her şekilde bu. El arabacısı. Serhat abinin. Getir götür ayakçısı de bak. Aşağıdan alsana yanında yabancı var. Ben ayakçıyım. Sen kızıyorsun hep beni ayak işlerini kullanıyor diye. Evet hepiniz ben ayak işini de kullanıyorum. Getir, götür, al, gitti. Ve? Ama? Bu yıl yandık. Serada ben tek başımayım. Ben gidiyorum. Evet annesi Melis'i. İşte analık böyle bir şey, analık bak. Ana sırtında taşıyor. Ana sen değil, ana. Allah'tan zayıf ha. Vallahi. Yoksa kalkmayacak. Hadi bakalım, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Serhat abi. He. Ay şu koyunları çekeyim bir. Kuşlara bak. Allah'ım çok tatlılar ya. Evet. Ankara'nın tuzunu arındırıyoruz şu an arabadan. Ankara'da kar kalksın diye şey yapmışlardı. Her yer bembeyaz, bütün yollar tuz. 30 arabanın üstünü 30 40. Evet, arabanın üstünü kaplamış. 30 olmasa Ankara'da... 30 olmasa da 40 olur. Güzel. Evli miyiz? Şimdi 30 olmazsa yerde o biriken Ankara'da gece buzlanmalar bilmem neler falan derken bayağı çok kaza olur. Kaza olur evet. O yüzden tuzdan hiç çekinmemiş, şey yapmamış, kısmamış Mansur Başkan. Hepsini Mansur Başkan'ı seviyoruz. Buradan da kendisine izlemese de bizi selam gönderelim. Belli olmuyor. Dolaydan dolayı tuzsuz da binilmez herhalde. Biraz da kalsın üzerine yani. Tabii canım, tuzsuz yenmiyor. Yeteri binilmiyor. Kadar. İyi olmuyor öyle. Kırdın. Evet, bayağı şey yapıyordum. Sonra bakın kimler geldi yanıma. Allah. Öyle tatlı ki. Bir de çimen yiyor artık. Başlamış yemek yemeye maşallah. Şu da tek kaldı. Kardeşi öldü onun. Onlar şunlardan bir ay önce doğan. Oh, çok tatlışlar. Dur bakayım şuradan. Geçeyim de göstereyim size. Çok tatlı. Şeker ya. Neden böyle yapıyorsun? Ne işin var orada kız? Durduğu yere bak. Karanlık gözükmüyor. Allah Allah. Manyak bu kediler ya. Şurada kuş mu var, kertenkele mi var, ne var? He, hadi in bakayım, nasıl ineceksin? He, aha. Düşecek. Çekemiyorum ki. Şey, karanlık. Allah Allah. Deli. Kaldı orada öyle. Alayım mı seni kızım? Alma, çıkmasaydı. Atlasın. Bak, Neriman kurşunlu blok. No 6. No 6 ortak. Blok blore diye yazmış. Biz yazdık ya, belediye düştü, atladı. İndi değil mi? Evet. Büyük ölçüde şeyleri topladım. Şimdi bunların dibini çapalayacağım. Geleneksel yöntemlerde bugün. Evet, ot yolmak, çapalamak. Normalde permakültürde bunlar yapılmıyor. Ama baştan işte şey yapmadık, talaş dökmek lazım. İşte toprağını biraz havalandırayım diyorum. Ondan sonra daha bakımlı, güzel görünüyor. Şu şeylerin dibini de birazcık, çok kurumuş, takır takır. Onları da birazcık çapalayalım. Bahçe işlerinde bugün. Evet, fena görünmüyor şu anda. Hadi bakalım, devam. Gelmiş. Biz yokken hava gelmiş. Hayır, daha kül. Oğlum bak, daha yeni yıkandı. Bir hafta öyle pis gezmişim, kimseye de bir şey demiyor. Hatta kaç yaşına geldi bu? Kaç yaşına geldi buna, daha pis pis geziyor. İlla oyun oynayabiliyor. Şimdi benim sana günlük gazete alıp onların bulmacasını falan çözmem lazım. Çiplere bak ya. Hayır Akgül, oyun yok. Derslerini yaptın mı? Yok. Taraflar hava gelmemiş daha. Ay, yoruldu. Evet, güzel oldu. Sıra burada. Size bahçe terapisi, bana spor. Haydi başlayalım. Benim attığım otları yiyorlar. Siz esas şuna bakın. Yatmış orada öyle. Kuzucuk. Öyle yatmış ya orada. Şapşal ya. Ay maşallah sana ya. Aşkımmışın şiş. Çok tatlı. Bak bak, yattı, öbürü de yattı. Allah'ım yarabbim. Attım onlara yesinler diye. Bu arada jünleri göstereyim size tel arkasından olmadan. Allah'ım ya. Allah, birbirlerini yiyorlar. Hepsi koştu geldi. Dur şimdi. Ay, teli yıkacaklar. Öbürlerini de vereyim bari, dur. Bekle. Vallahi güzel oldu bahçem. Neyse, her gün böyle biraz şey yaparsam daha da güzel olur. Şimdi başka işlerim de var. Yolduklarımı da koyunlara verdim. Harika. Onlar mutlu, ben mutlu. Şu bebelere bak, kreşe bak, kreş. Allah, çok tatlışlar ya. Saldırın. Allah 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 Allah. Yoruldum vallahi. Bayağı bir şey yaptım. Şimdi şu seranın içindeki filizlerime de bir su dökeyim. Evet efendim. Şimdi babam mutfaktaki en büyük yardımcınız. Evet. Arzum değil mi? Her eve lazım. Tabii ki de. Burada karılar öyle diyor baba. Evet. Sen de her eve lazım. Hem de 2 tane diyorum ben de. Selamünaleyküm. Ya ben anlamıyorum. Gerçekten isim vermeyeyim de bir sürü şey var. Burada vatandaş tanıtıyor. Ya burada da başka, Ankara'da da öyleydi. Nasıl rahat edebiliyorlar? Gidiyorlar kahveye, saatlerce oturuyorlar falan. O kadar çok iş var ki yapmak istedikten sonra yaptım. Ben bir sıralarım. Şimdi bak, yağmurları bekliyorum. Yağmurlar çıksın, yapacağım 50 tane iş var. Evet. Ama yok abi. Ama bana yardım ediyor şu an. Her zaman ediyor. Evet. Şu ıspanak doğramak, yıkamak. Ay şey, hiç sevmediğim şey, babam da çok seviyor. Ne ya, güzel bir ikili. Bunu sevme. Ne demek sevmiyorum? Biz de ne ya güzel bir ikili olduk böyle. Allah, teşekkür Allah ediyorum baba, vallahi ne güzel. Ben de bu arada işte soğanını şey yapıyorum. Ama o yanıyor. Kapat. Ya. Evet, sobayı yaktık. Babam biz yokken hiç yakmamış. Evi ısıtmaya çalışıyoruz şu an. İyi yanıyor şu an, çok şükür. Herkül uyuyor. Akşam oldu. Hava çok soğudu. Rüzgar, yani bana göre rüzgar. Zaten bütün gün rüzgarlıydı. Evet, sobanın önünde dikilmece. Bahçe işleri yaptım. Aklımda takılan bir sürü şey vardı. Onları yaptım. İyi oldu ama daha çok iş var. Bir kükürt atmak istiyorum böceklenmelere karşı. Şu an böcekler var. Belki kükürtle gider zaten yapraklara. Her yere, bahçenin her yerine kükürt atmak lazım. Ama çok rüzgarlı. O yüzden bugün atamıyorum. Üstüme falan gelir diye. Ağzıma, burnuma giriyor kükürt. Bakalım, belki yarın eğer şey olursa kükürt atarız. Bugün de böyle geçti ilk günümüz. Güzel, güneşli bir gündü. Bahçe işleri yaptım dediğim gibi. Hangi ilk günü? Hayatımızın geri kalanı mı ilk günü? Bugün geldiğimizin ilk günü. Geldikten sonraki Ankara'dan geldik ya. Aynen, ne oluyor dedim. Ara verdik bayağıdır. Yeni felsefe falan. Tabii. Yeniden doğduk. Bugün yeniden doğuşumuzun ilk günü. O yüzden, ama ne oldu da yeniden doğduk onu bilmiyorum artık. Bu arada arkamda şurada Özlem ablanın hediyesini görüyorsunuz. Aslında onu oraya asmayacağım. Şimdilik orada çivi var diye astım. Başka yere asacağım. Daha henüz yerini tam tespit edemedim. Onu belirleyip bir an önce gerçek yerine. Ya evin içinde ya dışarıda bir yere oturtacağım onu. Akşam da oldu. Artık bu videonun da sonuna gelelim. Kaç dakikalık video oldu, ne çektim her seferinde bilmiyorum. Hep aynı şey oluyor. Bakalım, hep beraber göreceğiz. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün video sonunu Gürhan'la yapmış olalım. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Gel baba. Babam yüzünü yıkıyor. Hello. Güle güle. Yine gelin, biz buradayız.